Merhabalar, ben avukat Ayhan Ömen. Takipçimizin sorusu şu önde: Türkiye'de döviz birikimimizi Amerika'ya turist olarak geldiğimizde Amerika'da bulunan bankalara yatırsak bu paradan dolayı vergi öder miyiz ve bu paradan faiz geliri elde eder miyiz diye bu takipçimiz bize soruyor. Tabii ki hani Amerikan vatandaşı olmayan ve diyelim turist vizesine sahip olan kişilerde Amerika'da özel bir bankada kendilerine kişisel hesap açma haklarına sahiplerdir. Dolayısıyla bu konuda bir sorun yaşamadan belki bir banka izin vermese de size diğer bir bankayı deneyerek özel bir hesap açabilme durumunuz mümkün olacak. Ve buradaki Amerika'daki bankalarda da finansal sektörde de İki türlü banka hesabı olabilir. Biri işte sizin checking hesabı dedikleri burada normal masraflarınızı kullanacağınız ve ödemelerini yapacağınız hesap. Bir de saving hesap dedikleri işte belli birikim işte ufak da olsa faiz geliri elde etmenizi sağlayan birikimlerinizi tuttuğunuz yer olacak. Dolayısıyla siz bu noktada banka hesabı açarken hem checking hem de saving açmanız gerekecek ki ancak saving üzerinden Faiz geliri elde edebileceksiniz. Tabii işin vergisel tarafına geldiğimizde genelde Amerika'daki bankalarda eğer Amerika'da ikamet etmeyen, yaşamayan kişiler ya da yabancılar belli bir gelir elde edecekseler, o zaman bankalara bunun bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bankalar bu sayede sizin elde edeceğiniz gelir miktarını, yani diyelim elde edeceğiniz sizin birikiminiz üzerinden gelecek faizin Gelir vergisini kesip size yani yatırılacak faiz üzerinden kesip onu buradaki e, devlete ödemesini yaparlar. Dolayısıyla eğer burada ikamet etmiyorsanız ve bu noktada da bankaya bildirmişseniz yabancı olduğunuzu size gelecek e, vergi bildirimlerindeki ödemeleri banka aslında vergi için olacak kısmını tahsil edecektir. Dolayısıyla siz aslında evet sorunuzun cevabına gelelim. Bu elde edeceğiniz gelirden faizden vergi ödüyor olacaksınız ama ne kadar bir gelir elde etme noktasında soruyorsanız, takipçimiz onu da soruyor. Aslında çok fazla bir şey olmayacak. Hani Türkiye'deki faiz oranlarını Amerika'daki faiz oranlarını karıştırmayın. Amerika'da bu tip birikimlerden çok ciddi gelirler elde etmek mümkün değil. Genelde siz savinginizde yani buradaki birikiminizde tutma amacınız güvenli bir şekilde tutuyor olmanız. Ve Amerikalılar da genelde bunu işte borsa tarzı yerlerde değerlendirerek yatırım haline getirebiliyorlar. Yalnız şöyle söyleyebilirim yoksa hani ben Amerika'daki bankaya yatırdığımda çok ciddi bir faiz geliri elde ederim derseniz bu mümkün olmayacak. Çünkü faiz gelirleri, faiz oranları düşük Amerika'da. Türkiye'deki gibi olmayacağını size iletebilirim. Tabii bu hani bu şu anlamına gelmiyor. Bu siz tabii ki buradaki bankalara yabancı olarak hesap açıp para yatırmakta hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu da mümkün olan bir imkandır tabii sizin için deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Arkadaşım Türk vatandaşı ve Green Card sahibi, Amerika'da Türk vatandaşı ile evlenecek. Amerika'da evlilikte eşi kızlık soyadını almak zorunda mı? Yoksa sadece kocasının soy ismini alsa olur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Yani Amerika'daki kişiler soyadı noktasında özgürler. Dolayısıyla evliliklerde de kişiler isterseler karşı eşin soy ismini alabilirler. İsterseler de kendi kızlık soyadlarını tutabilirler ya da kendi kullandıkları soyadını tutabilirler. Bu noktada bir özgürlükleri var. Dolayısıyla eğer kişi evlenirken isim değişikliği yapmak istiyorsa bunu evleneceği kuruma bildirmesi, evleneceği mahkemeye ya da kuruma bildirmek zorunda. Çünkü eğer bunu bildirmezse soyadını değiştiremiyor olacak. Ama yok böyle bir niyeti yoksa ve soyadını değiştirmek istemiyorsa da böyle bir yükümlülüğü söz konusu değil. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz durumdaki arkadaşınız kocasının soy ismini de alabilir. isterse de kızlık soyadını tutabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yaşama durumu söz konusu olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Öncelikle sizlere minnettarız. Sayenizde Türk nişanlımla birlikte twist olarak Washington DC'ye geldik. İki ay oldu. Biz Washington DC'de evlenmek istiyoruz. Sonrasında nişanlım dil okuluna gitmek istiyor. Ben de eşimin i20 süresi üzerinden yasal olarak Amerika'da kalabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz çok teşekkür ederiz bu güzel dileğiniz için ve bize teşekkür etmiş olmanıza. Biz de çok memnun olduk. Zaten bu programları yapıyor olma amacımız vatandaşlarımızın ya da takipçilerimizin sizin gibi değerli takipçilerimizin mantıklı ve doğru karar almalarını, bilinçlenmelerini sağlamak ve bu açıdan da sizin de böyle başarılı bir şekilde ilerliyor olduğunuzu görüyor olmak bizi de mutlu eder. Öncelikle bunu da dile getireyim. Sizin sorunuza geçecek olursak şimdi şu var tabii geldiniz 2 aydır buradasınız. Bir ay geçtikten sonra daha yani girişinizden 3 ay geçtikten sonra nikah kıyma durumunuz mümkün olur. Burada e, nişanlınızla evlenebilirsiniz. Evlendikten sonra da e, gitmeye karar verdiğiniz yani nişanlınızın bu noktada girecek anladığım kadarıyla nişanlınızın gitmeye karar verdiği okuldan ki eşiniz olacak e, eşinizin gitmeye karar vereceği okuldan başvuru yapıp I-20 formu alması gerekecektir. Eğer bu I-20 formunu alırsa ve bu formu sadece kendisi için değil aynı anda da sizin için de eşi olarak e, onun eşi olarak sizin için de bir I-20 formu okuldan istiyor olması gerekecek. Bunlar yapıldıktan sonra evet siz Amerika'da eşinizle beraber yasa olarak kalabileceksiniz. Şimdi öncelikle tabi buradasınız Türk vatandaşısınız. Turist sizleriniz var ve evlenmek istiyorsunuz. İki türlü evlenebilirsiniz. Bir eğer arzu ederseniz Amerika'daki Türk konsolosluklarımızda evlendik yapabilirsiniz. Ya da arzu ederseniz bulunduğunuz eyaletin a, City Hall tarzı ya da mahkeme tarzı yani belediye ya da mahkeme tarzı bölümlerinde nikah kıyma imkanınız olacaktır. Bu da bulunduğunuz bölgelerdeki e, nikah kıyabileceğiniz neresi onu öğrenin ve oradan da nikah Amerikan mercileri önde de kıyabilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle yapmanız gereken bu olacak ve ondan sonra da eşiniz okula başvuru yapacak i için ve hem kendisi hem sizin için i alacak. Ondan sonra da göçmenlik dairesine statü değişikleri başvuruları için ikiniz için de başvuru yapılacak. Bu sayede evet siz yasal olarak Amerika'da kalıp eşinizin eğitimi süresince ona eşlik edebileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da taraf olduğum bir dava var ise bunu nasıl öğrenebilirim? c vizesinden aldığım sosyal güvenlik numaram vardı. Örneğin Türkiye'de iyi devletten bakılabiliyor. Benzer bir sistem Amerika'da var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Burada tabi Amerika genelinde bir dava olup olmadığını öğrenmek her zaman için kolay olmayabilir. Ama şuradan başlanılabilir. Sizin yaşadığınız eyalet neresiyse daha önce burada bulunduğunuz ve bu bahsettiğiniz bir davayla karşı karşıya kalabileceğiniz bir eyalet neredeyse o eyalette online sistem üzerinden bir dava karşı açılıp açılmadığını bakabilecek bir sistem olup olmadığına bakmanızda fayda vardır. Çünkü bazı eyaletlerde bu mümkün, bazı eyaletlerde İnternet ortamında dava olup olmadığını görebilmek kişiler de buna girip bakabilmektedir. Ama bazı eyaletlerde bu mümkün olmayacaktır. Bazı eyaletlerde diyelim özel avukatların ya da şey görevlilerin girebileceği sistemlerden görmek mümkün olabilir. Dolayısıyla buradaki tavsiyem öncelikle o eyalette ceza davasıdır ya da medeni dava bu tip davaların olup olmadığını bakabilecek bir online sistem olup olmadığını görmenizde fayda vardır. Bu şekilde bir dava olup olmadığını görme imkanınız büyük bir ihtimalle yüksek olacaktır. Yoksa Türkiye'deki iyi devlet bağlamında işte sosyal güvenlik numaramı girip kendi sisteminde bir dava olup olmadığını bakmak zor olabilir. Tabi bu arada online bazı hizmetler var. Bunlarda tabii ki bu halka açık olan bilgileri toparlıyorlar. Bunlara belli böyle ufak miktarda ödemelerle sizin hakkınızda bir dava açılıp açılmadığında bakabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen e, soru da şu yönde: B1, B2 vizesinden F1 vizesine geçişlerde en temel onay unsurlar nelerdir? Red ve kabul oranları hakkında bilginiz var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim: Statü değişiklikleri başvuruları son birkaç yıldır öncesine nazaran çok daha zorlaşmaya başladı. Bunun da sebebi tabii ki göçmenlik dairesinin Yürürlükte yönetmeliklerde getirdiği zorluklar ve dosyaları inceleyenlerin çok daha ek belge istemeleri, bilgi istemeleri sürecine girmiş olmaları bu tip başvuruları zor hale getirmiş durumda. Fakat şöyle söyleyebiliriz, burada önemli olan unsurlara dikkat ettiğimizde bir tabii ki yönetmeliklere dikkat etmek gerekecek alt statünün devam ettiğine emin olmanız lazım bu tip öğrenci statü değişikliklerinde. İkinci söyleyebileceğim nokta finansal durum yeterli finansal birikiminizin ve ya da sponsorunuzun oluyor olması. Diğer bir durumda tabii ki ülkenizdeki bağların güçlü olduğunu gösterecek ve oradaki bağları bırakmadığınızı gösterecek evraklarınızın ya da kanıtlarınızın olması diyebiliriz. Ve bir yüzde oran vermek zor olabilir sorduğunuz soruya diğer soruya gelince ama şunu söyleyebiliriz son yıllarda bu tip statü değişiklikleri çok daha zorlanmaya başladı. Bu yüzden e, uzmanlar tarafından özellikle avukatlar ya da hukukta uzmanları tarafından bu dosyalarınızı yaptırmanızda kesinlikle fayda var. Çünkü son dönemlerde çok rastlıyoruz. Ee, özellikle işte okul aracılığıyla değiştirenler arada danışman yardım ediyor, başka biri yardım ediyor bu tip başvuruları da çok redler almaya başlayanlar var. Ve işin kötü tarafı şu red aldıktan sonra çok daha fazla bir şey yapacak bir imkan kalmayabilir. Dolayısıyla baştan bunun hukuksal ya da avukat desteğini almanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz bu genç arkadaşlara ya da bu öğrenci arkadaşlarımıza deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da vize statü değişimi yapılırken kişinin bankadaki parasının Türkiye'deki hesapta olması sorun olur mu? Diye bu takipçimiz bize soruyor. Kişinin Amerika'da statü değişikliği yapıyorken gösterebileceği finansal kanıtlarda eğer göstereceği para ya da bunun bu masrafları karşılayacak rakam ya da para ülkesinde yani Türkiye'deki banka hesabındaysa bu bir sorun teşkil etmez. Yani sonuçta kişinin ülkesindeki bir banka hesabını kullanıyor olması problem teşkil eden bir durum değil. Önemli olan orada yeterli bir e, paranın olduğu ve masrafları karşılayacak e, güçlü ya da durumda olduğunu gösterebilmeleridir. Yani yoksa e, Türkiye'de ya da burada olmuş olması bank hesabı noktasında bir sorun teşkil etmez. Ve dolayısıyla bu kişiler buradaki statü değişimlerini yaparken bir problemle karşı karşıya kalmayacaklardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşim Amerika'da iltica başvurusunda bulundu. Ben yeşil kar sahibiyim. Benim vatandaşlığa geçmem bir yıl sürebilir. Ama bu arada eşimin iltica görüşmesi gelirse iltica vizesi veya statüsünü uzatamaz mı? Eşim sınır dışı mı edilir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle açıklayabilirim. Eğer siz tabii daha vatandaşlığa gitmenize bir yıl bir süre var önünüzde ve bu sürede eşinizin görüşmesinin gelme durumu mümkün olabilir. Tabii bunu görmek lazım. Ne zaman başvuruna göre değişecek bu. Eğer görüşmesi gelirse ve görüşmesi olumlu geçmediği zaman bu sefer sınır dışı sürecinin içine koyuluyor olacak. Yani eşinizi tabi direkt sınır dışı etmeyecekler ama sınır dışı sürecine sokacaklar ve bunun da anlamı kendisi artık mahkeme sınır dışı mahkemesinde, göçmenlik mahkemesinde dosyasını ve davasını son olarak ilerleyecek. O sürecin sonunda kendisi haklı bulunursa tabii ki burada kalabiliyor. Ama haklı bulunamazsa tabii ki sınır dışı süreci tamamlanma yoluna gidiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii ki bu sınır dışı süreci içinde yer alırken size eğer Amerikan vatandaşlar geçme durumunuz oluşursa o zaman onu burada tutabilme şansınız çok yüksek olacak. Dolayısıyla hani sınır sınır dışı edilme gibi bir durumla karşı karşıya kalacağını düşünmüyorum. Sadece sınır dışı sürecinde yani göçmenlik mahkemesi süreci içinde yer alacak. Ama bu sürecin sonuna gelmeden sizin vatandaşlığınız üzerinden burada oturumu alabilme durumu mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'dan ev almak veya iş yeri açmak için varsayalım. Türkiye'den 500 bin dolar veya 1 milyon dolar banka aracılığıyla gönderilse parayı nereden buldun sorusu olabilir mi? Bu miktarda yap yapılan yatırım bizi... Amerikan vatandaşına götürür mü diye takipçimiz soruyor. Amerika'daki yapılacak yatırımlar üzerinden oturum alma ya da yeşil karta gitme durumunda evet yatırdığınız paranın kaynağı sorulacak. Dolayısıyla getirdiğiniz bütün paranın yatırım için kullandığınız bütün paranın nereden edinildiğini kazanıldığını belirtmekle kalmayıp aynı zamanda kanıtlamanız gerekecektir. Dolayısıyla bu emlak satışından elde edilmişse diyelim işte tapu sicil belgeleri, devirleri, satış sözleşmesi, banka hesap hareketleri, para transfer havalesi bütün bu tarzı örnek veriyorum kanıtlara girip paranın kaynağını çok net bir şekilde kanıtlamanız gerekecek. Eğer bunu yapmazsanız o zaman yatırım üzerinden yeşil kartı alma durumunuz mümkün olmayacak. Eğer ki paranın kaynağını kanıtlayamazsanız. Dolayısıyla bu paranın kaynağı durumu çok önemli, çok net ve bu noktada siz Amerikan hükümeti ya da devleti kara parayla ilgili bir gelişmenin ya da bir çalışmanın parçası olmayı kesinlikle kabul etmemekte. Dolayısıyla siz de bunun yasal yollarla kazanıldığını, kesinlikle kara parayla ya da para yıkama ile ilgili bir durum olmadığını göstermeniz gerekecektir. Bunu yapabildiğiniz sürece o zaman evet bu tarz bir yatırımdan yani 500 bin dolar ya da 1 milyon dolar civarında bir yatırımdan çok rahat bir şekilde siz Amerika'da oturum alma ya da yeşil kart alma durumunu görebileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben 2018 yılında green card kazandım ancak sıralama bana gelmedi. DS-260 formunu doldurmuştum. Bir ay önce turist sitesine başvurdum ve bundan red yedim. Bu durum beni sürekli bir şekilde etkileyecek mi? Turist sitesini alamadım. Peki yeniden eğitim için başvursam yine alamaz mıyım acaba diye takipçimiz soruyor. şöyle söyleyebilirim. Hani kişilerin yeşil kart çekilişi için ön başvuruyor, yapıyor olması çoğu zaman Amerikan konsolosluklarının bakmak istedikleri ya da sordukları bir durum olmuyor. Tabi %100 yüzde yüzde diyemiyoruz ama eğer kişiye yeşil kart çekilişten çıkmış ise ve sizin gibi ve göçmenlik vizesi için başvuru yapma anlamına gelen DS-260 formu doldurulup sunulmuş ise o zaman artık sizin bir göçmen olma niyetinizi Amerikan Konsolosluğu artık görmüş oluyor. Dolayısıyla siz bir ay önce mesela başvurduğunuz turistesinde de onlar sizin tabii ki göçmenlik vizesine de geçen yıl başvurduğunuzu görebilmektedirler. Dolayısıyla vizeyi vermeme sebeplerinin arasında ya da içinde öne ya da önemli sebeplerden biri olarak bu yer alabilir. Fakat şu zaman turistesi vermeyecekleri anlamına gelmesin. Fakat şu an çok yeni belki hepsinin oluyor olmuş olması onların sizin buraya gerçekten gezme değil, göçmen olma niyetiyle geleceğinizi düşündürebilir ve dolayısıyla bu vizeyi vermeme de ısrar edebilirler. Tabii ki eğitim için başvuru yapmakta en bir engel yok. Bir okul ayarladıktan sonra eğitim başvurunuzu yapabilirsiniz ve onun üzerinden de onayınıza alabilirseniz Amerika'ya eğitim vizesiyle gelmeniz mümkün olacak. Tabii ki bu onayı alıp almamanıza bağlı. Onayı alamama durumunda da maalesef yapabileceğiniz bir durum yok. sürenin geçmesini, belli sürenin geçmesini ya da Türkiye'deki ülke yani ülkenizdeki sizin koşullarınızın değişmesini beklemeniz gerekebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle geldik. Geldiğimizde bilgimiz olmadığından yanımızdaki 50 bin dolar nakit parayı beyan etmedik. Amerika'dan çıkarken bir sorun yaşar mıyız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Tabii ki siz hani maalesef Amerika'ya gelirken yanınızda böyle ciddi bir anlamda bir para getirdiğinizi beğen etmemiş durumdasınız. Tabii bunun tabii ilk şanslı durumunuz şu. Girerken bu para tespit edilebilirdi ve bu paraya el koymak zorunda kalabilirlerdi. Dolayısıyla şu an onu o riski atlatmış durumdasınız. Tabii aynı şekilde Amerika'dan geri çıkarken bu kadar yüksek bir parayla çıkmanız bir sorun yaşatmaz demek çok zor ya da hiç yaşamazsınız demek yanıltıcı olabilir. Bir sorun yaşama durumu olabilir. Sıkıntı da şurada yatar. Eğer oldu da görevlersi durdurdular ve aradılar üstünüze bu kadar ciddi bir rakam üzerinizde bulursalar bu parayı burada çalışarak elde ettiğinizi düşünecekler. Ve maalesef sizin Amerika'ya bir daha girmeyecek bir şekilde vizenizi iptal edip 5 yıl yasak koyma durumuna girebilirler. Dolayısıyla bu noktada tavsiyem size eğer geri gideceksiniz ve bu kadar çok bir rakamı götürmeye çalışıyorsanız tavsiyem size bir banka hesabı aracılığıyla ya da Western Union aracılığıyla ya da bu şekilde bölerek bir miktar miktar bu getirdiğiniz parayı geri göndermeye çalışabilirsiniz. Çünkü yanınızda taşımak için bir kez çok riskli bir bu kadar bir parayla gezmek ve ikinci bu kadar yüksek bir parayı meblağ yanınızda götürüyorken görevlilere gerçekten bu parayı getirdiğiniz noktasında inandırıcı olamayabilirsiniz. Bu da sizi doğru söylemeyen durumuna sokabilir. Dolayısıyla size bu noktadaki tavsiyem ve bir banka hesabı açıp o bankaya bu parayı koymanız ve miktar yani kısım kısım oradan Türkiye'deki banka hesabınıza transfer etmeniz çok daha mantıklı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da şirket açıldıktan sonra şirket adı altında iki farklı iş yeri açılabilir mi? Örneğin fast food yeri ve ayakkabı dükkanı gibi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu soru bize çok geliyor. Bu değerli takipçimizin sorduğu soru. Ve genelde bizim iş adamlarımız işte yatırımı bir yerde bulandırma yani böyle bir iş kurdukları zaman bir anda o iş yeri holding'e çevirme, iş, bir iş yerine bir şirkete birden fazla değişik alanda iş yaptırma gibi böyle kabiliyetleri var diyeyim ya da yetenekleri var ya da o tarz e, azimleri var ya da istekleri var diyeyim. Tabii bu güzel bir e, bakış açısı en azından değişik marketlere ya da endüstrilere yatırım yapmak. Ama bunları Amerika'da biz genelde bir şirkete adı altına koymamaya çalışıyoruz. Çünkü riski dağıtmanız gerekiyor ve bu siz eğer bir firma üzerinden bu tip adımları atarsanız çok ciddi riskler alıyor olabilirsiniz. Şimdi öncelikle tabii şu noktaya geleyim ilk sorunuza. Açılabilir mi? Tabii ki açılabilir. Bunda bir engel yok. Siz isterseniz şirketinize birden fazla iş yeri açabilirsiniz. Birden fazla değişik alanda açabilirsiniz. Önemli olan yapılacak her işin yasal olması ve gerekli izinlerini alıyor olması. Dolayısıyla bu izinleri aldıkları sürece yerleri fark etmez. İstersen A şirketi olsun, aynı anda restoran işletiyor olsun, bir tarafta da dükkan açıyor olsun hiçbir engel yok. Bu işlemleri yapabilir. Önemli olan tek ne burada? İşte o iş yeri restoran olan yeri işletiyorsa sağlık departmanından izin alıyor olması önemli. Bu tip izinlere dikkat ederek eee gerekli işleri ya da birden fazla işi şirketlerin yapmasında bir engel yok. Ama dediğim gibi biz bunu çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü siz eğer burada farz edelim bir şirket kurdunuz ve i̇şte bir yerde restoran işi, bir yerde de işte dükkan işletiyor yer bu sefer aslında diyelim bunlardan bir tanesi çok başarılı olabilir. İçinde çok gittiği mal değeri olabilir ama diğeri sorunlu olabilir. Diğeri kötüye gidiyor olabilir iş yeri. Veya diğerine dava açılmış olabilir. Siz bu sayede aslında kötüye giden ya da davayla karşı karşıya kalan iş yerinin yüzünden diğer değerli olan iş yerinizi kaybetme ya da onu riske düşürme sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla biz bu noktalarda eğer kişiler farklı iş alanları yapacaklarsa o zaman farklı şirketler kurarak bu işleri yaptırıyoruz. Dolayısıyla bir şirketle bu iki işi yapmaktansa bir şirketle fast food işini, restoran işini, diğer şirketle de dükkan işini yapıp bu sayede riski bizim yatırımcımız ya da iş adamımız bölmüş oluyor ve bu sayede de güvenli bir şekilde işlerini işletmiş olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Eşim green card sahibim. 5 yıllık süresi bu yılın Ekim'inde dolacak ve vatandaşlığa başvuracak. Bu 5 yıllık süre zarfında Türkiye'de kaldığı aylar sürenin uzamasına neden olur mu? Yoksa Ekim'de başvurabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi vatandaşlık başvurularında tabii yani 5 yıllık bir e, ya da 5 yıldır yeşil kart sahibi oluyor olmak başvurunun en önemli şartlarından bir tanesi. Tabii diğer şartta bu 5 yılın çoğunu ya da en az yarısından fazlasını ...toplamda kişinin Amerika'da fiziksel olarak geçiriyor olması. Eğer kişi e, bunu yapıyorsa ve fiziksel sürelerde tamamlıyorsa... ...vatandaşlığa başvurmasında bir engel yok. Yani şöyle bir durum olmuyor. Farz edelim sizin eşiniz vatandaşlığa gidiyor ama... Işte ...geçen yıl diyelim iki ay ülke dışında kalmış. O iki yıl onun 5 yıl bekleme süresinden düşmez. O 2 yıl sadece fiziksel sürelerde düşer. Dolayısıyla eğer ki eşiniz 5 yıldır burada yaşıyorsa... ...ya da sürenin çoğunu burada geçiriyorsa... O zaman e, herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadan vatandaşlığa gitmesinde bir engel olmayacak. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde işlemlerini yaparak vatandaşlığa geçmesi mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizin sorusu şu önde. Ben turist vizesiyle 5 aydır Amerika'da bulunuyorum. Meksika'ya giriş çıkış yaparak vizemi otomatik güncelleyebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani buradaki sorunun cevabında şu çok önemli ya da dikkat edilmesi gereken nokta. Siz Amerika'ya girerken tabi 6 aylık bir uzatma vermiş durumdalar. Siz de rahat bir şekilde 5 aydır burada kalmış durumdasınız. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta her giriş çıkış yaptığınızda Amerika'ya girerken daha önceki Amerika'da kaldığınız süreleri soruyor olacaklar. O, burada niye o kadar uzun süre kaldığınızı sorgulanacak ve niye tekrar bu kadar hızlı geldiğiniz sorulacak. Dolayısıyla bazen bu durumlarda kalan kişiler maalesef ülkeye bir aylık, iki aylık ya da üç haftalık vizelerle sokulmaktalar. Ya da tam tersi bazen kapıda geri çevrilip hiç ülkeye alınmamaktalar. Dolayısıyla şöyle bir mantıkla yanaşmasın sakın bakışınız. İşte ben 5 aydır buradayım. Çıkayım şimdi Meksika'ya gideyim. Ondan sonra Meksika'dan sonra gelip hemen gireyim. Bir 6 ay daha bana verirler mi diye düşünmeniz yanıltıcı olabilir. Bu tip durumlarda bazen özellikle Kanada'da görüyoruz, Meksika'da görüyoruz. O tip yerlere giriş çıkış yapanlar görüyoruz. Görevliler genelde kapıda sizin böyle bir niyetle giriş çıkış yapmaya çalıştığınızı fark ettikleri için bazen bu durumda olanlara sanki hiç önceki 6 ayları bitmemiş gibi o 6 ayın geri kalan süresi kadar vermekteler ve dolayısıyla kişiyi ülke dışına çıkma zorunda bırakmaktalar. Yani örnek veriyorum siz 5. ayında çıktınız Meksika'ya gittiniz ya da Kanada'ya geri geldiniz görevi dönüp size bir ay kalmış gibi bir süre verip sizin burada bir ay sonrasında çıkmanızı görmek isteyebilir. Dolayısıyla bu tip bir giriş çıkışı çok fazla biz tavsiye etmiyoruz. Ve bu kadar uzun kaldıktan sonra da ülke dışına çıktığınızda çok çabuk geri dönmenizi zaten tavsiye etmiyoruz. Yani en azından bir 2-3 ay, 3 ile 6 ay arasında bir zaman bırakmanızda fayda olacaktır. Bu sayede giriş yaparken bir sorunla karşı karşıya kalmayın diye deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayını bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bu yaz C1 vizesiyle Amerika'ya gelip McDonald's'ta çalışacağım. C1 bittikten sonra bir yıl daha Amerika'da kalmak istiyorum. Sizce McDonald's veya başka bir sponsor bulma ihtimalim nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki siz C1 staj programıyla Amerika'ya geliyor olacaksınız. Training programıyla Amerika'ya geliyor olacaksınız. Ve bu da size bir yıl Amerika'da çalışma izni veren yani o sponsor firmanın imkanıyla izin vermesiyle siz bu bir yıllık çalışmanızı ya da stajınızı burada bir firmada yapabilmektesiniz. Ve bu firmada o bir yıllık c sonra kalmak istediğinizde önemli olan nokta sizin bu c olarak çalıştığınız firmaya da başka bir firmanın size başka bir çalışma vizesine başvuru yapıp yapmayacağını görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla size farz edelim h 1 gibi bir çalışma vizesine başvuru yapacaksalar o başvuru yapıp o başvuru üzerinden siz 3 yıllık çalışma izni alma durumuna bakabilirsiniz. Ya da h bir tarzı bir çalışma vizesine geçip oradan başka bir firmaya çalışma durumuna bakabileceksiniz. Dolayısıyla şöyle bir durum mümkün olmayacak yalnız. Hani Ceyvan'ın sizin tarzı training vizelerde gelen C1 üzerine gelenler onu burada uzatmaları mümkün olmayacak. Dolayısıyla eğer bunun istisnası ne olabilir? Eğer sponsor firma, çalıştığınız firma ya da başka bir firma size başka bir çalışma vizesine başvuru ihtimalini düşünürse o zaman onun üzerinden gitme durumunuz mümkün olabilir. Yoksa öbür türlü bu konuda e, sorun yaşayabilirsiniz. Tabii ki tavsiyemiz bu noktada çalışmaya başladığınız zaman geldiğinizde buradaki firmayla da görüşüp buradaki firmadan da detaylı bilgileri alıp ona göre e, size sponsor olup olmayacakları noktasında Baştan emin olmanızda fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bu yaz Amerika'ya Work and Travel programı ile gideceğim. Eğer ki orada bir iş bulursam C1 vizimi eb 3 statü değişikliği ile statü değişikliği yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Tabii siz Work and Travel programı ile geleceğiniz için sizin programınız diyelim 6. ayda başlayacak ve Ekim yani Eylül ve Ekim'e kadar sürüyor olacak. Dolayısıyla sizin burada kalma izniniz 3-4 aylık bir süreç olacak. O 3-4 aydan sonra da burada yasal kalabilmeniz gerekecek. Farz edelim eğer bu arada siz bir iş yeri e, size sponsor olmak isterse o zaman ya siz burada kalabileceğiniz başka bir statü önce geçeceksiniz ve o statüde beklerken ondan sonra bahsettiğiniz sponsor firma üzerinden EB3 üzerinden yeşil kartı alma durumuna bakabileceksiniz. Yok eğer burada kalabileceğiniz başka bir statü durumu oluşmuyorsa da o zaman buradaki programınızı başarılı tamamladıktan sonra ülkenize döneceksiniz. Ve bu EB3 başvurusu yapacak firma üzerinden de sizin için yeşil kaç çalışması hala devam edecek. Ve onun üzerinden de siz burada kalıp kalamama durumuna bakıyor olacaksınız. Yani sorunuzun cevabını şu şekilde vereyim. Eğer size sponsor olacak bir firma olursa ve bu firma da sizin EB3 üzerinden yeşil kart sponsorluğu yapmayı uygun görüyorsa, istiyorsa ve finansal olarak da buna uygun bir firmaysa o zaman bunun üzerinden yeşil kart çalışması yapmanızda fayda var. Tek önemli olan nokta burada kalacaksanız süreç biraz bir, bir buçuk yıl kadar bir süre sürecek. Bu süreçte de burada yasal kalabileceğiniz bir statüde olmanız gerekiyor. Yoksa burada yasalınızı kaybetmeden ülkenize çıkış yapmanız gerekecek ki bir sorun yaşamadan yeşil kartınız geldiğinde yeşil kart sürecine geçiş yapabilin. Evet bugün canlı yayında bir takipçimiz şunu soruyor. Amerika'ya green card alarak gidildiğinde green kartımızı ve çalışma iznini kaç günde alabiliyoruz? Yani Amerika'ya gittiğimizin ertesi günü çalışabiliyor muyuz diye takipçimiz bize soruyor. Şu önemli nokta eğer siz Amerika'ya gelebilmeniz için yeşil kartı aldınız ve yeşil karta hak kazandınız. E, ve gerekli göçmenlik vize göçmesine girdiniz. Orada da onayınızı aldınız. Ve göçmenlik vizesiyle gelip Amerika'ya giriş yaptınız. Amerika'ya giriş yaptıktan sonra siz artık burada yeşil kart sahibisiniz. Dolayısıyla bu süreden sonra sizin burada ayrı bir çalışma izni almanızı gerektiren bir durum yok. Önemli olan nokta geldiniz ve yeşil kartınızın gelmesini beklediniz. Yeşil kartınız geldi. Bu biraz zaman alabilir bazen, birkaç hafta, bir ay, bir, birkaç ay sürebiliyor. Geldi yeşil kartınız. O zaman sosyal güvenlik numaranız gelmediyse gidip ona başvuru yapıyorsunuz ve sosyal güvenlik numaranızı da alıyorsunuz. Dolayısıyla siz yeşil kartınızı ve ondan dolayı da sosyal güvenlik numaranızı aldıktan sonra burada çalışmaya başlamanızda herhangi bir engel kalmıyor ve hemen çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Normalde teknik olarak da zaten Amerika'ya geldiniz ve girdiniz. Girdikten sonra bir sorun yaşamadan çalışabilirsiniz aslında ama tek probleminiz elinizde çalışabileceğinizi gösteren bir yeşil kartınızın ya da sosyal güvenlik numaranızın olmaması iş yerlerinin sizi almamasına yol açacak. Dolayısıyla teknik olarak siz yeşil kartınızı ve sosyal güvenlik numaranızı bekliyor olacaksınız ve onlarla beraber de genel başvurularınızı yapıp iş yerlerinde çalışmaya başlayabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.